Güçsüz kalma korkusunun kaygı bozukluklarıyla nasıl bir ilişkisi vardır? Kaygı bozuklukları nedeni belirsiz gibi görünse de bazen deneyimli bir terapist olarak şunu söyleyebilirim ki daha önce hiç nedeni olmayan bir kaygı bozukluğuyla karşılaşmadım. Kaygı bozukluklarının temelinde 4 tane psikolojik tehditin ön plana geldiğini söyleyebilirim. Bunlar yalnız kalma korkusu, güçsüz kalma korkusu, zarar görme korkusu ve mutsuz olma korkusudur diyebiliriz. Bu psikolojik tehditlerin her birini ayrı videolarda işledim. Bugün bu tehditlerden ikincisi olan güçsüz olma, güçsüz kalma korkusunu işleyeceğim. Eğer kronik kaygı sorunları yaşıyorsan bunun nedenlerini analiz etmek açısından bugün paylaşacağım noktalar diğer videolarla da birlikte faydalı olacaktır. Ben psikolojik güçlüklere gerçekçi pozitif perspektifle bakıyorum. Bunu diğer konuşmalarımda da detaylı şekilde anlattım. Eğer beni ilk kez dinlemiyorsan, meselelere sistematik bir çerçeveyle bakmayı sevdiğimi biliyorsundur. Bu tabii ki bazen takibi sıkıcı ve zor hale getirebiliyor ama başka türlüsü de benim içime sinmiyor. Yüzeysel bir şekilde sana hap bilgiler vermemin pek bir işe yaramayacağını biliyorum. Sorunları sonuç olarak belli bağlam içerisinde değerlendirip ona göre işlemek lazım. Dolayısıyla da öğrendiğim bilgileri uygulanabilir hale getirebilmek açısından bu genel anlamdaki bağlamı ve analizi yapabilmek çok çok önemli. Bunu özellikle vurgulamak istedim çünkü kaygı gibi çok geniş olan ve onlarca video paylaştığım bir konu olan bu problemi tabii ki tek bir video üzerinden detaylandırmak çok zor ve diğer videolarla da bağlantılı olduğu için özellikle bu psikolojik tehditler noktasında tam bir Derinlikle analiz yapabilmen açısından diğer videolarla da bu videoda paylaştığım şeyleri birleştirmen önemli. Şimdi konumuza gelecek olursak kronik kaygı sorunlarının temelinde 4 tane psikolojik tehdit var demiştim. Bunlardan ikincisinin güçsüz olmak, güçsüz kalmak tehditi olduğunu gözlemliyorum. Güçsüz kalmak önemli bir tehdittir çünkü kendimizi güçlü, yeterli, saygın hissetmeye ihtiyacımız var. Yani kafamıza koyduğumuz şeyleri uygulayabilme gücüne sahip olduğumuzu hissetmek önemli bir ihtiyaçtır. Güçsüz kaldığımızda bu aslında beraberinde birçok sıkıntı getirebilir. Hem kendimize zarar gelebilir hem yakınlarımızı yeterince iyi koruyamayabiliriz. O yüzden de güç ihtiyacı çok temel bir psikolojik ihtiyaçtır. Yani ben kendim olarak varım, kendim olabilirim, şunları şunları düşünüyorum ve düşüncelerimle, değerlerimle tutarlı şekilde hareket ediyorum, ihtiyaçlarımın arkasındayım demek aslında insanın kendine saygı duymasıdır. Ve böyle hareket eden biri dışarıdan da saygı duyar. Ee, dışarıdaki insanlar da böyle hareket eden birisine saygı duyarlar. Ve tabii ki bu bir güven de verir. Hem kendine güvenirsin hem de yakınlarındaki kişiler sana güvenir. Ve bu da tabii ki beraberinde bir iç huzuru getirir. Ve aynı zamanda Kendine güvendiğin için, güçlü hissettiğin için kendini, karşılaşabileceğin her türlü stresli durumda, üzülsen de, acı çeksen de bir şekilde başa çıkabileceğini bilirsin. Bu güven çok çok önemli. Güçlü ve kontrollü hissetmek ilişkilerde de çok önemlidir. Çünkü güven verir. Yani sonuçta yakınlarımızdaki kişiler desteğe ihtiyaç duyduğunda onlara destek olabileceğimizi hissettiriyorsak, onları koruyabileceğimize, onların ihtiyaç duyduğu noktalarda yanında olabileceğimizi hissettirebiliyorsak, böyle bir gücümüz, yeterliliğimiz varsa bu ilişkide karşımızdaki kişilere güven verir ve dolayısıyla da insanları birbirine bağlar aslında. Yani o bağı kuvvetlendirmede önemlidir. Dolayısıyla güçsüz kalma tehlikesi gerçekten kendi varlığımıza bir tehdit olarak algılanabiliyor. Hem kendi iç dünyamızda hem ilişkilerimizde güçsüz hissedersek eğer, kendimize saygımız düşükse, yeter e, ses hissediyorsak işte sorunlu bir durum olursa bir stresli olay olursa bununla başa çıkma gücümüze eğer güvenmiyorsak negatif bir iç sesimiz varsa kendimize karşı yargılayıcı ve şefkatsiz yaklaşıyorsak kendimize duyduğumuz saygı düşükse o zaman bu güçsüz kalma korkusu, güçsüz kalma tehditi gerçekten bize çok sıkıntı verir içten içe. Tabii ben güçsüzüm diye hissetmek çok acı verici bir e, düşünce olduğu için de çoğu zaman bu tür e, düşüncelerle insanlar tabii başa çıkmaya çalışmak durumunda. Ve bir numaralı başa çıkma yolu da bastırmak oluyor. Çok düşünmemeye çalışmak, kendini güçsüz hissettiğin durumlar içine girmemeye çalışmak, bu tür malzemeler yaratmamaya çalışmak. Ya da birileri eğer seni güçsüz hissettirecek tarzda bir şeyler söylüyorsa... Yani onlardan aldığın şeyler senin kendinin güçlü hissetme algını olumsuz etkiliyorsa, işte onlar seni yargılıyorsa, eleştiriyorsa belki onlara tepkiler gösteriyorsun, alınganlıklar yaşıyorsun. Çünkü kendini güçsüz hissetmek istemiyorsun. Bu nahoş bir his veriyor. Bu nahoş hisle de yüzleşmek istemediğin için güçsüz kalma durumu içine girmek istemezsin. Dolayısıyla bu durum sana kaygı verir. Eğer kendine saygın düşükse, kendine yönelik hissettiğin yeterlilik, algın güçlü değilse o noktada belirsizliğe tolerans göstermek de zor olur. Çünkü belirsiz bir durum varsa o zaman başa çıkması daha zor gibi gelebilir sana. Çünkü hazırlık yapman lazım. Sonuçta kendini dezavantajlı gördüğün için, yetersiz gördüğün için ekstra hazırlanman gerektiğini, ekstra düşünmen gerektiğini ekstra kontrollü bir ortamda olman gerektiğini ancak o zaman güvende hissedeceğini düşünürsün. O yüzden de ani, beklenmedik, hesapta olmayan noktalar seni çok tedirgin eder. Çünkü böyle bir durum olursa ben başa çıkamayabilirim, güçsüz olduğum gerçeğiyle yüzleşebilirim, işte yakınlarım beni güçsüz görebilir, o yüzden kontrolümde olmalı, bilmeliyim. Ben ancak böyle güçlü yeterli hissedebilirim. Yoksa temeldeki o güçsüz kalma hali tetiklenir ve ben bunu tolere edemem tarzı bilinç dışı düzeyde bir rahatsızlık isim vardır ve tüm bu durumlar tabii ki kaygı yaratır sende. Özellikle o güçsüz kalmadan korkmanın bir nedeni de aslında yalnız kalma tehditi korkusuyla da ilgilidir. Çünkü diğerleri seni güçsüz görürse işte onların sana saygısı azalabilir, seni sevmeyebilirler, seni dışlayabilirler belki sana verdikleri değer azalabilir gibi bir korkuyu da içinde hissedebilirsin. Gördüğün gibi güçsüz kalma tehlikesi, buna yönelik bir korku aslında hayatın birçok alanını etkiliyor. Özgüven sorunları, sınır koymakta belli sorunlar yaşamak, işte hayır diyememek, işte hayır dersem, eğer sınır koyarsam karşımdaki kişinin hoşuna gitmeyebilir ya da ben bunu beceremem işte güçsüz kalacağım durumlarla karşılaşırım gibi aslında birçok şeyi beraberinde getirebiliyor. Kendine karşı eleştirel, yargılayıcı bir iç sese sahip olmak, işte mükemmeliyetçilik, kendine şefkat duymamak gibi durumlar aslında o temeldeki güçsüz kalma korkusunu tetikler. Şimdi bu korkuyla eğer iyi bir ilişki kuramadıysan güçsüz kalma tehlikesini hissettiğinde aslında kendini rahatlatamıyorsan, kendine olan saygını yükseltemiyorsan bu seni daha kırılgan hale getirir ve birçok kaygı bozukluğu, işte panik bozukluk olabilir, sağlık kaygıları olabilir, yakınlarını kaybetme olabilir, işte ben başa çıkamam böyle durumlarla karşılaşırsam şeklinde kendi saygını azaltan malzemeler haline gelebilir. Aslında bu kaygı bozukluklarının da temelinde belki de kendine duyduğun saygıyla ilgili bir sorun var. Ve bu da daha da temelde güçsüz kalma korkusuna dayanıyor. Peki bu noktada ne yapmak gerekiyor? Bu güçsüz kalma tehditi karşısında nasıl bir aksiyon almak gerekiyor diye sorabilirsin. Tabii söylenebilecek çok şey var. Bu çok geniş bir konu. Özellikle özgüvenle ilgili videolarımda da daha detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şimdi tabii burada önemli olan nokta fark ettiğin Niyetlendiğin şeyleri uygulamaya geçirebilmen lazım. Bunun için de öncelikle iyi bir şekilde analiz yapman gerekiyor. Bu konuyla ilgili diğer videolarımı öneririm kesinlikle. Özgüvenle ilgili, kendine saygı duymak, kendine değer vermekle ilgili noktalarda, diğer kaygı videolarıyla birlikte izlemen faydalı olacaktır, birçok fikir verecektir. Eziklik psikolojisi ile ilgili birkaç video paylaşmıştım. O videoları da izleyebilirsin. Tabi burada bu bilgileri sadece almak yeterli olmayacak. Sistematik bir çerçeve ile birlikte bu bilgileri uygulayabilmen gerekiyor. Bunun için de dört basamaklı bir kişisel gelişim sistemi olan Uyan yöntemimi öneririm. Bu yöntemi anlattığım Kendinin Terapisti Ol kitabımı da edinmediysen edinip okuyabilirsin açıklamalarda. Linkini paylaştım. Kitapla ilgili bilgi alabilirsin. Dediğim gibi diğer videolarımı da izleyebilirsin. Bu arada uyan yönteminin temel çerçevesini anlattığım videolar da var. Hani hemen onları da izleyip uygulamaya yavaş yavaş başlayabilirsin. Bugün anlattığım konu ile ilgili görüşlerini ve özellikle deneyimlerini yani senin uyguladığın ve işe yaradığını gördüğün noktaları belki belli farkındalıklarını paylaşırsan sevinirim. Böylece senin durumunda olan benzer kişiler de bazı fikirler alabilirler senden. Belki belli ışıklar tutabilirsin onlara. Eğer eksik olan noktalar olduğunu fark edersem de tabii ki başka videolarla birlikte bu konuyu daha da derinleştirebilirim. O yüzden paylaşım yapmaktan çekinme. Beğendiğim videoları bu arada beğenebilir, beğenmediğim videoları da beğenmedim şeklinde işaretleyebilirsin. Bu arada hani videoları beğen şeklinde video çekenler söyleyebiliyorlar ama yani beğenmediysen de beğenmediğini de işaretlemelisin. Yani bunu pek kimse söylemiyor. Ee, o yüzden onu da söylemek istedim. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Kendine iyi baktıkça kendine saygın artacaktır. Ve kendine saygın arttıkça güçsüz kalma tehditine yönelik bağışıklığında artacaktır. Tekrar görüşmek üzere.